Merhaba, bu video size video düzenleme göstereceğim telefondan. Yalnız videoyu çektiğim telefon biraz dandik. Kusura bakmayın bu yüzden arkadaşın telefonu. Yani hesap makinesinden çekseydim daha mı iyi olurdu bilmiyorum ama artık başladık, çekeceğiz. İlk önce programın adı VideoSolve. Siz Google Play'den daha iyisini bulabilirsiniz belki ama ben nedense bunu kullanmak istedim. Başlayalım. Şuna tıkladık. Hemen video düzenleme gibi bir şey yazıyordu. Ne diyor video? Bakayım. Şunu kullanalım. Tıkladım. Hop. Şuraya tıklıyoruz. Ondan sonra ya yani videoyu seçiyoruz. Sonra da seçtiğimiz videoyu şuradan okey diyoruz. Pes pese video da koyabilirsiniz. Mesela bunu da ardından devam ettirebilirsiniz. O size kalmış. Ben tek bunu yapacağım. Hadi yavrum. Heh, açıldı. Bu arada alt şey dit not olması lazım. Şimdi ben buraya altyazı koyacağım diyelim. Evet buraya. Şuna tıklıyorum bakın altyazı zaten her şey belli. Altyazı, tema, şöyle sırayla göstereyim. Tema, düzenle, yani kırpıyor düzenle dediğim. Ya öyle bir şey olması lazım. Çiz diyor, alta kırmızı seri eklemek için onu da göstereceğim az sonra. Etiket, müzik koyuyor galiba onu tam bilmiyorum, bakmadım onlara. Fırsatım olmadı, ne diyor lan? Hayır. Dublaj falan diyor. Geçiş efektler falan işte. Ya bizi ilgilendiren kısım daha çok altyazı ve kırmızı şerit olayları. Ya zaten telefondan en fazla yapacağınız budur. Yani green screen yöntemiyle montaj falan yapacak haliniz yok. Altyazı diyelim. Buradan yazı türlerini seçiyorsunuz. Ben genelde değiştirmiyorum. Bu böyle kalsın diye. Burada bir konuşma vardı işte. T'ye tıklıyorsunuz. Lütfen altyazı girin diyor. Girelim. Yani sallayalım bir şeyler. Su yeşil yere basıyoruz. Buradan büyütebiliyorsunuz, küçültebiliyorsunuz. Döndürebiliyorsunuz. Artık o sizin fantezinize kalmış. Şöyle alta koyabiliyorsunuz da tutup basınca. Şu altta şeyler var. Videonun yazının uzunluğunu belirten bir şerit gibi bir şey var. Şöyle tutup bir dakika olmadı. Hadi. Hayır. Heh. Şöyle bakın istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Bayağı bir uzun oldu. Sonra tekrar yazı eklemek istediğinizde dur bir dakika. Ne amına koyayım. Heh. Şöyle sürükleyip tekrar T'ye basıp tekrar metin girin. Buraya sürükle. Bu kadar basit. Şimdi bir de kırmızı şerit olayına gelelim. Heh, bu arada yazıları yaptıktan sonra şuradaki tamam bölümüne tıklamanız yeterli. Sonra kaydedebilirsiniz buradan. Şimdi bir de kırmızı şerit ekleyelim. Çiz diyor burada hemen düzenlenin yanında. Ona tıklıyoruz. Burada kalem işareti var. Tekrar bir kalem işareti göreceksiniz. Hemen şöyle boya. Şu alt tarafı yani boyadığınızdan emin olun. Sonra buradan okeyleyin. Sonra ters çevirin şunu. Çevirebilin. Tam düz olmayabilir şimdi. Onunla uğraşamam. Yani şöyle de işte. Kırmızı şerit eklemiş oluyorsunuz. Tekrar aynı şekilde demin yazıda gösterdiğim gibi böyle uzatabilirsiniz. Aynen. Tamam diyorsunuz. Buradan kaydediyorsunuz. Burada hızlı mod ve HD modla ayarlayabilirsiniz. O size kalmış. Evet. Bu video bu kadar.
Bir dahaki videom büyük ihtimalle kafa montajı ile ilgili olacak. Çünkü bayağı bir istek geldi. Eğer hafta içi şartlar olgunlaşırsa çekebilirim. Çekelim. Çekmeliyim. Çekmek iyidir deyip kapatıyorum. Hadi güle güle.